Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ battısını yaptıktan sonra 14 sırada yapılan çok güzel bir model. İğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş çok şık bir model hanımlar. Çeyizlere, namaz ve mevlüt başörtülerine çok yakışır. Oyamız zor değil ama sıra sayısı fazla olduğu için yavaş ilerliyor hanımlar. Biraz el oyalayıcı. Tüm sıraları yazman düz yönünden başlayıp yapıyoruz. İlk sırada kutu yapıyoruz hanımlar. Daha sonra dağımızı ve aradaki motifi yapıyoruz. En sonunda iğne ile bu trabzanların arasına boncuklarımızı sabitliyoruz. Bu şekilde kum boncuğu döktüm hanımlar. Boncuk iğnesiyle trabzanlarımızın üzerine düğümlüyoruz. Bu işlemi yapmak için de iğne oyası bilmeye gerek yok hanımlar. Trabzanların üzerine 12'şer boncuk düğümleyerek oyamızı bitiriyoruz. Oyamızda 70 numara dantelipi kullandım hanımlar. Biraz daha böyle zarif oldu. Altın Başak marka 70 numara polyester dantelipi ile yaptım. 50 numara iple de yapabilirsiniz. Biraz daha geniş ve gösterişli olur hanımlar. Battısında 2 zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza tığımıza bir kez ip alıyoruz. Yazmanın düz yönünden köşeye yakın herhangi bir tığ battıya giriyoruz. 2 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. Ben buradan devam ediyorum hanımlar ama size ilk başlandığı gibi anlatıyorum. Bu şekilde küçük bir trabzan yaparak başlıyoruz. Tam köşeden değil, iki parmak içeriden başlayalım. Köşenin daha iyi denk gelmesi için. Trabzanımızı yaptıktan sonra 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz yandaki. Tığ battıya girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Hemen sıradaki tığ battıya giriyoruz. 2 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Sıradaki tığ battıya giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Oyamızın ilk sırasının yapılışı bu şekilde hanımlar. Böyle kutu yaparak yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp birleştirdikten sonra ipimizi kesip oyamıza başlıyoruz. Sıra sayısı fazla ve geniş bir model olduğu için bu modeli yazmanın bir veya iki kenarına yapabilirsiniz hanımlar. Bir veya iki kenara yapacak olsanız da bu alttaki kutuyu yazmanın dört bir tarafına yaptıktan sonra modeli yapmaya başlayın hanımlar. Diğer boş kenarları da kolayınıza gelen bir modelle elinizin alışık daha önce yaptığınız bir modeli yapabilirsiniz. Ya da böyle kutu üzerine buradaki gibi boncuklar düğümleyerek de boş kenarları tamamlayabilirsiniz. Köşeye geldiğinizde hanımlar şurası köşe ise bakın buraya bir kez battık, iki zincir çekiyoruz, bir kez ip alıp tekrar aynı tığ battıya girip 2 defa da çıkıyoruz. Bakın köşeden bir öncesine köşeye de bu şekilde 2 kutu yapıyoruz. Köşeden sonra yine 2 kutu yapıyoruz. Şöyle çoğaltarak köşenin çekmesini engelliyoruz hanımlar. Daha sonra tekrar her bir tığ battı üzerine bir kutu yaparak devam edebilirsiniz. Bu örnek amaçlı olduğu için ben burada ipimi keseyim. Birlikte oyamıza başlayalım. Oyamızın ilk sırasına yazmanın düz yönünden köşedeki ilk kutuya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Oyamız bu alttaki kutu sırasıyla birlikte 14 sırada oluyor hanımlar. Bunu saymıyorum. Şöyle dağların ilk birinci sırasından başlıyoruz. Köşedeki kutuya ipimizi sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki kutuya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki kutuya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki kutuya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki kutuya sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın 4 yuva oldu. Bu şekilde 13 yuva yapıyoruz. 3 zincir çekip sıradaki kutuya sabitlediğimiz 13 yuva yapıyoruz. 13. yuvayı yaptıktan sonra buraya hanımlar 4 tane küçük örümcek yapacağız. Şöyle çok küçük minik bir örümcek yapıyoruz. Hemen yanına aynı boylarda bir örümcek daha yapıyoruz. Küçük. Yan yana 4 tane örümcek yapıyoruz. Aralara zincir dahi çekmeden 4 küçük örümcek yapıyoruz. 3 oldu. Hemen yanına küçük bir örümcek daha yapıp tamamlıyoruz.
Bu şekilde 4 örümceği yan yana yaptıktan sonra buradan 1, 2, 3, 4 kutu atlayıp 5.'ye sık iğne ile sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekip sıradaki kutuya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki kutuya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradaki kutuya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde tekrar 13 yuva yapıyoruz. Uyamızın ilk sırasının yapılışı bu şekilde hanımlar. Buradan sonra buradaki ilk 13 yuvadan sonra yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Tekrar böyle yan yana 4 tane örümcek yapıyoruz. 4 kutu atlayıp 5.'ye sabitleyip yine 13 yuva yaparak ilk sırayı tamamlayıp ikinci sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. Döne döne yapmıyoruz hanımlar. Zincirlerimizin, trabzanlarımızın düz yönünün hepsi aynı yöne gelmesi için ip kesip tekrar karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. Bu örnek amaçlı olduğu için ben böyle bir tane anlatıyorum. Buradan sonra buradaki ilk 13 yuvadan sonra yaptığımız işlemin aynısını yaparak ilk sırayı tamamlayıp ikinci sıraya yazmanın düz yönünden ilk karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz hanımlar. Ben de burada ipimi keseyim. Birlikte ikinci sıraya başlayalım. İkinci sıraya yazmanın düz yönünden ilk sırada yaptığımız ilk yuvanın içine ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Böyle 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitleyerek motifimize kadar geliyoruz hanımlar. Biz tüm yuvalara batıyoruz. Kendiliğine her sırada bir tane eksiliyor. 13 yuvayla başlamıştık. İkinci sırada 12 yuva kalmış oluyor. 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sabitliyoruz. Bu şekilde motifimize yani örümceklerimize kadar geliyoruz. Örümceğin yanındaki son yuvaya da battıktan sonra 4 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. İlk örümcek arasına giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Aynı örümcek arasına giriyoruz. İpimizi alıyoruz. 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki örümcek arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı örümcek arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki örümcek arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Aynı örümcek arasına giriyoruz. Böyle tek katına değil hanımlar. Örümceklerin arasına şöyle iki katına birden girip iki defa da çıkıyoruz. Örümcek aralarına bu şekilde ikişer trabzan yaptık hanımlar. Buraya geldiğimizde 4 zincir çekiyoruz. Örümceğin yanındaki ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın bu şekilde motifimize başladık. Burada 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde 3 zincir çekip yuvalarımıza batarak sıradaki motifimize kadar geliyoruz. Boyamızın ikinci sırasının yapılışı bu şekilde hanımlar. Buradan sonra buradaki ilk 12 yuvadan sonra yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani buradan sonra tekrar 4 zincir çekiyoruz. Örümcek aralarını böyle ikişer trabzan yaparak ikinci sırayı tamamlayıp üçüncü sıraya yazmanın düz yönünden başladığımız yerden başlıyoruz. Üçüncü sıraya yazmanın düz yönünden ikinci sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde yuvalarımıza batıp motifimize kadar geliyoruz.
Motifin yanındaki son yuvaya da battıktan sonra 5 zincir çekiyoruz. İlk sırada 4 çekmiştik hanımlar, bakın. 3. sırada, yani zincirlerden 2. sırada 5 çekiyoruz. Her sırada zincir sayısını bir tane artırıyoruz. 5 zincirimizi çekip bir kez ip alıyoruz. Trabzanlar arasına 2 zincir çekmiştik. Zincirin altından ipimizi alıp 2 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı zincirin altından ipimizi alıp 2 defa da çıkıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzanlar arasından giriyoruz. 2 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. Burada hanımlar 2 zincir çekiyoruz. Şöyle zincirleri de çok sıkı çekmiyorum. Eliniz çok sıkıysa zincir sayılarını birer artırabilirsiniz hanımlar. 5 ile başlayıp daha sonra tek tek artırarak gidebilirsiniz. Trabzanlar arasına da 3 zincir çekebilirsiniz. Şöyle oyamızı germesin. Elinizin sıklığına göre zincir sayısını bir tane artırabilirsiniz. 2 zincirimizi çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan, yani pardon hanımlar, aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Trabzanlarımızın üzerine yine böyle ikişer trabzan yaparak tamamladık. Burada 5 zincir çekiyoruz. İlk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya batıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde tüm yuvalarımıza batarak motifimize kadar geliyoruz. Sıradaki motife kadar geliyoruz. Oyamızın 3. sırasının yapılışı da bu şekilde hanımlar. Buradan sonra buradaki ilk 11 yuvadan sonra yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani buradaki yuvaları bitirip motifimize nasıl başladıysak buradan sonra da aynı şekilde başlayıp 3. sırayı tamamlayıp 4. sıra yine karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 4. sıraya yazmanın düz yönünden 3. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekip sıradakine sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde hanımlar 3 zincir çekip tüm yuvalara batarak motifimize kadar geliyoruz. Motifin yanındaki yuvaya kadar geldik hanımlar. Burada 6 zincir çekiyoruz. Bakın 4 ile başlamıştık. Her sırada zincir sayısını bir tane artırıyoruz. Burada 6 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Trabzan arasına giriyoruz. Trabzan arasındaki zincirin altından ipimizi alıp 2 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Bakın hep aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Sadece zincir sayılarını birer tane artırıyoruz. Burada tekrar 6 zincir çekiyoruz. Hemen ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradakine sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde aradaki yuvalarımızın üzerini tamamlıyoruz. Oyamızın 4. sırasının yapılışı da bu şekilde hanımlar. Buradan sonra buradaki ilk yuvalardan sonra yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yani buradan sonra hanımlar buradaki yuvalardan sonra motife nasıl başladıysak o şekilde başlayıp 4. sırayı da tamamlayıp 5. sıra yine karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 5. sıraya yazmanın düz yönünden 4. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz.
Sabitledikten sonra 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradakine sık iğne ile sabitleyerek motifimize kadar geliyoruz. Dediğim gibi hanımlar, biz tüm yuvalarımıza üzerine batıyoruz. Kendiliğine bir tane eksiliyor. Ve her sırada bir yuva eksiliyor. Yuvalarımızı eksiltip motifimizi çoğaltıyoruz hanımlar. Motifin yanındaki son yuvaya da battıktan sonra burada 7 zincir çekiyoruz. Her sırada bir zincir sayısı artırıyoruz. 7 zincir çekip bir kezip alıyoruz. İlk trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kezip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Aynı zincirin altından, aynı trabzan arasından girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasındaki zincirin altından ipimizi alıyoruz. 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. Burada hanımlar tekrar 7 zincir çekiyoruz. Hemen ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde tekrar tüm yuvalara batarak yuvalarımızın üzerini tamamlıyoruz. 5. sıranın yapılışı da bu şekilde hanımlar. Buradan sonra buradaki motifimize nasıl başladıysak aynı şekilde başlayıp 5. sırayı tamamlayıp 6. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. Tüm sıralarda hanımlar, buradan sonra yaptığımız işlem buradaki ilk yuvalardan sonra yaptığımız işlemle aynı. Zaten sıra sayısı fazla olduğu için uzun bir video oluyor. O yüzden ben böyle bir motif anlatıyorum. Buradan sonra tüm sıralar için aynı şey geçerli. Tüm sıralarda buradan sonra buradaki ilk yuvalardan sonra yaptığımız işlemin aynısını yaparak sıraları tamamlıyoruz. Örnek amaçlı olduğu için hanımlar, ben bu kadar yapıp ipi kesip karşıdan başlıyorum. Siz bir kenar yapacaksanız bir kenarı tamamladığınızda ipi kesip buradan başlayabilirsiniz ya da yazmanın dört bir tarafını tamamlayıp burada birleştirdikten sonra da yine aynı şekilde başlayabilirsiniz. Zincirlerin ve trabzanların düz yöne gelmesi için ipimizi kesip tekrar hep düz yönden başlayarak yapıyoruz. Burada ipimi keseyim, birlikte 6. sıraya başlayalım. 6. sıraya yazmanın düz yönünden 5. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde tüm yuvalarımıza batarak motifimize kadar geliyoruz. Motifimizin yanındaki son yuvaya da battıktan sonra hanımlar, burada 8 zincir çekiyoruz. 4 ile başlamıştık hanımlar. Her sırada bir tane artırıyoruz. Burada 8 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8. Bir kez ip alıyoruz. İlk trabzan arasına giriyoruz. Trabzan arasındaki zincirin altından ipimizi alıp 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki, bakın, ortadaki trabzanların aradan ipimizi alıp 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzanlar arasına girip 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Burada hanımlar yine 8 zincir çekiyoruz.
Hemen ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Zaten tüm sıralarda yaptığımız işlem aynı hanımlar. Da zincir sayılarını artırıp trabzanlar üzerine trabzan yapıyoruz. Yuvalarımızı da aynı şekilde batıyoruz. Yani motifimizi büyütüp yuvalarımızı da küçülterek dağımızı yapıyoruz. Yapımı kolay. Dediğim gibi sadece zincir çekiyoruz ama sıra sayısı fazla olduğu için biraz el oyalıyor. Çok güzel oldu ama iğne oyasından hiçbir farkı olmadı hanımlar. Biraz daha kibar sevenler isterseniz hani 13 yuvayla değil de 9 yuvayla veya 8 yuvayla başlayıp daha küçük de yapabilirsiniz. Yine yuvalarımız bitene kadar aynı şekilde yaparsanız daha küçük olmuş olur hanımlar. Böyle 3 zincir çekip tüm yuvalara batarak yuvalarımızın üzerini tamamladık hanımlar. Buradan sonra dediğim gibi buradaki ilk yuvalardan sonra yaptığımız işlemin aynısını yaparak 6. sırayı da tamamlayıp 7. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 7. sıraya yazmanın düz yönünden 6. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradakine sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sabitleyerek motifimize kadar geliyoruz. Motifin yanındaki son yuvaya da battıktan sonra 9 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz, trabzan arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz, aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz, sıradaki trabzan arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz, sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. Burada en önemli püf nokta hanımlar, bu zincir sayılarını elinizin sıklığına göre ayarlayın. Şöyle yani oyamızı germesin. Gerirse oyamız güzel durmaz. Yani bir fazla bir eksik çekebilirsiniz. Hani eksik çekmeyin. Zaten ben de sıkı çekmiyorum ama bir veya iki zincir fazla çekebilirsiniz. Böyle zincirleri çok sıkı çekmedim. Sert olmasın diye. 9 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 9 zincir çekiyoruz. İlk yuvaya motiften sonrası ilk yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sabitliyoruz. Tekrar hanımlar 3'er zincir çekip yuvalara batarak tamamlıyoruz. Yuvalarımızın üzerini tamamlıyoruz. Tüm yuvalara batarak tamamladık hanımlar. Buradan sonra burada yuvaya nasıl başlıyorsak o şekilde başlayıp 7. sırayı da tamamlayıp 8. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. Buradan sonra buradaki ilk yuvalardan sonra yaptığımız işlemin aynısını yaparak 7. sırayı tamamlayıp 8. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 8. sıraya yazmanın düz yönünden 7. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Böyle 3 zincir çekip motifimize kadar tüm yuvalarımıza batıyoruz. Motifin yanındaki son yuvaya da battıktan sonra 10 zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10. Bir kez ip alıyoruz. İlk trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 10 zincir çekiyoruz. 8, 9, 10. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına girip 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Yine trabzanların üzerine 2 trabzan yaparak tamamlıyoruz hanımlar. Araya 10 zincir çekiyoruz.
8. sırada zincir sayımız 10 oldu hanımlar. 4 ile başlamıştık. Aynı trabzan üzerine yine 2 trabzan yaptık. Burada tekrar 10 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. İlk yuvaya hemen motiften sonrası ilk yuvaya sabitliyoruz. Bu motifimiz bayağı oluştu hanımlar. Dağlarımız da oluşmaya başladı aradaki. Burada yine 3 zincir çekip sıradaki yuvalara batarak yuvalarımızın üzerinde tamamlıyoruz. Buradan sonra hanımlar burada nasıl motife başladıysak 8. sıradaki ilk yuvalardan sonra motife nasıl başladıysak buradan sonra da aynı şekilde devam ederek 8. sırayı da tamamlayıp 9. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 9. sıraya yazmanın düz yönünden 8. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğneyle sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğneyle sabitliyoruz. Tüm sıralara başlangıç aynı hanımlar. Yazmanın düz yönünden gelip bir önceki sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğneyle sabitleyerek başlıyoruz. Böyle 3 zincir çekip tüm yuvalara batarak motifimize geldik hanımlar. Burada 11 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir kez ip alıyoruz. İlk trabzan arasına girip 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar hanımlar 11 zincir çekiyoruz. 1 kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip 1 kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Yine 11 zincir çekiyoruz. 9, 10, 11. Bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan. Yani sıradaki trabzanlar arasından ipimizi alıp 2 defa da çıkıyoruz. Şöyle çıkarken de hanımlar çok uzatmadan çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Zincirin altından ipimizi alıyoruz. Şöyle uzatmadan 2, 2 olacak şekilde 2 defa da çıkıyoruz. Burada tekrar 11 zincir çekiyoruz. 10, 11. Motiften sonrası ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya batıyoruz. 3 zincir çekip sıradaki yuvaya batarak yuvaların üzerini tamamlıyoruz. Buradan sonra hanımlar buradaki yuvalardan sonra yaptığımız işlemin aynısını yaparak 9. sırayı da tamamlayıp 10. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 10. sıraya yazmanın düz yönünden 9. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz, sıradaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradakine sabitleyerek motifimize kadar geliyoruz. Biz tüm yuvalara battık hanımlar. Her sırada kendiliğine bir tane eksildi. Bakın 10. sırada böyle 4 yuva kaldı. Burada 12 zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10. sırada 12 zincirimiz oldu. Her sırada bir zincir artırarak geldik hanımlar. Burada bir kez ip alıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 12 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Burada yine 12 zincir çekiyoruz. 1 kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Burada hanımlar yine 12 zincir çekiyoruz.
Hemen ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip hemen yandaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde yuvalarımızın üzerini tamamlıyoruz. Buradan sonra hanımlar, buradaki ilk 4 yuvadan sonra motife başladığımız gibi başlayıp 10. sırayı da tamamlayıp 11. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 11. sıraya yazmanın düz yönünden 10. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradakine sık iğne ile sabitliyoruz. Burada motifin yanındaki son yuvaya battıktan sonra 13 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir kez ip alıyoruz. İlk trabzan arasından ipimizi alıp iki defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip sıradakine girip iki defa da çıkıyoruz. Pardon hanımlar, aynı trabzan arasına girip iki defa da çıkıyoruz. Tekrar 13 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıp sıradakine girip iki defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekiyoruz, bir kez ip alıyoruz, aynı trabzan arasına girip iki defa da çıkıyoruz. Tekrar 13 zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir kez ip alıyoruz, sıradaki trabzan arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz, aynı trabzan arasından girip 2 defa da çıkıyoruz. 11. sırada arada böyle 13'er zincir çekiyoruz hanımlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çekip hemen ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Yandaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Yandakine sabitliyoruz. 3 zincir çekip sıradakine sabitliyoruz. Bakın yuvalarımız eksile eksile 11. sırada 3 yuva kaldı hanımlar. Buradan sonra buradaki ilk 3 yuvadan sonra yaptığımız işlemin aynısını yaparak 11. sırayı da tamamlayıp 12. sıraya karşıdan başladığımız yerden başlıyoruz. 12. sıraya yazmanın düz yönünden 11. sırada yaptığımız ilk yuvaya ipimizi sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra 3 zincir çekip sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Bakın 12. sırada böyle 2 yuvamız kaldı. Artık bu son yuvamız hanımlar, burada tamamlıyoruz. Buradan sonra boncuklarımızı iğne ile düğümleyeceğiz. 2. yuvadan sonra buraya 14 zincir çekiyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir kez ip alıyoruz. İlk trabzan arasından girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasından giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 14 zincir çekiyoruz. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasından girip 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Tekrar 14 zincir çekiyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir kez ip alıyoruz. Sıradaki trabzan arasına giriyoruz. 2 defa da çıkıyoruz. 2 zincir çekip bir kez ip alıyoruz. Aynı trabzan arasına girip 2 defa da çıkıyoruz. Trabzanları tamamladık. Burada hanımlar tekrar 14 zincir çekiyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Motiften sonrası ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitliyoruz. Buradan sonra tekrar 14 zincir çekip böyle trabzanlar üzerine yine trabzanlar yaparak 12. sırayı da tamamlıyoruz hanımlar. Oyamızın tığ ile yapılan
kısmı bu şekilde. Bakın 12 sırada böyle dağlarımızı ve motifimizi yaptık. Bir sırada kutu yaptık. Toplamda 13 sırada tığla olan işimizi tamamladık. Burada hanımlar iğneyle şöyle trabzanlar arasına boncuklarımızı düğümleyeceğiz. Son 14. boncuklu sırayı yapmaya hanımlar böyle boncuk iğnesine ipimizi geçirerek başlıyoruz. Geçirdikten sonra ben soldan sağa doğru gidiyorum ama siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Sağdan sola doğru da gidebilirsiniz. Bu şekilde soldan sağa doğru kenardaki böyle ilk dan bakın iki yuva var. Motifin yanındaki yuvanın üzerine ipi koyuyorum. Yuvanın içinden iğneyi geçiriyorum. Şurada hanımlar ipimizi alıyoruz. İğnenin üzerine bir, iki kez dolayıp çekerek ipimizi düğümlüyoruz. Bu kısmı yapmak için iğne oyası bilmeye gerek yok hanımlar. Bu şekilde düğümledikten sonra 12 boncuk alıyoruz. 12 tane kum boncuğu ipimize geçiriyoruz. 12 boncuğumuzu aldıktan sonra şöyle ipimize geçiriyoruz. Boncuklarımızı buraya düğümümüzün yanına getirdik hanımlar. Şöyle parmağımızın üzerine yatırıyoruz. Buradaki ilk trabzan aradan iğnemi takıyorum. Burada da boncukların yanından ipin altından iğnemi geçiriyorum. Tam boncuğun dibinden değil hanımlar. Şöyle azıcık bir boşluk bırakarak ipin altından ve trabzanların aradan iğnemi geçiriyorum. Buradaki ipimizi de iğnenin üzerine bir, iki kez dolayıp çekiyoruz. Şurayı da hanımlar parmağımızla tutup ipimizi çekerek buraya düğümlüyoruz. Bu şekilde böyle boncuklarımızın hareket etmesi için çok sıkı yapmıyoruz hanımlar. Bakın buraya düğümledik. Tekrar 12 boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı ipimizden geçirip buraya düğümümüzün yanına getiriyoruz. Şöyle ipi parmağımızın üzerine yatırıyoruz. Sıradaki trabzan aradan iğnemizi takıyoruz. Burada da boncukların yanından tam boncuğun dibinden değil hanımlar. Şöyle biraz boncukların hareket etmesi için boşluk bırakıp parmağımıza tutuyoruz. Bu alttaki ipimizi iğnemizin üzerine bir, iki kez dolayıp çekerek düğümlüyoruz. Buradaki boncukları ve bıraktığımız arayı da parmağımıza tutup ayarlıyoruz hanımlar. Bu şekilde tekrar buraya 12 boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı şöyle son düğümümüzün yanına kadar getirip parmağımıza şu şekilde tutuyoruz. Sıradaki trabzan arasından giriyoruz. Hemen buradan boncuğun yanından şöyle tam dibinden değil hanımlar hafif bir boşluk bırakıyoruz. İpin altından da iğnemizi geçirip şu parmağımızla tutuyoruz. İpimizi de iğnenin üzerine bir, iki kez dolayıp çekerek düğümlüyoruz. Böyle iyice çekerek hanımlar düğümlüyoruz. Tekrar 12 boncuk alıyoruz. Boncuklarımızı iyice son düğümümüzün yanına getiriyoruz. Şöyle parmağımıza tutuyoruz hanımlar. Burada iki tane dağımız var hanımlar. Motifin yanındaki ilk dağın içinden iğnemizi takıyoruz. Burada hanımlar dağın içinden iğnemizi takıyoruz. Boncukları da motifin yanındaki ilk dağın içinden taktık. Boncuklarımızın yanından ipin altından da iğnemizi geçiriyoruz. Şekilde boncuklarımızı da tutuyoruz. İpimizi iğnemizin üzerine bir, iki kez dolayıp iyice çekerek buraya düğümlüyoruz. Bu şekilde motifimizin üzerine boncuklarımızı tamamladık. Burada hanımlar hemen motifin yanındaki ilk dağın üzerine son boncuğumuzu düğümlemiştik. Burada bir dağ daha var. Şöyle ipi parmağımıza tutuyoruz. Hemen yandaki dağ içinden geçiriyoruz. İpin altından da geçirip yine hanımlar bu alttaki ipimizi iğnenin üzerine iki kez dolayıp çekerek düğümlüyoruz.
Bakın buradan sonra tekrar 12 boncuk alıyoruz. Sıradaki motifin şurada ilk trabzan arasına düğümleyerek devam ediyoruz. Yani buradan sonra şuradaki işlemin aynısını yaparak böyle boncuklarımızı motifimizin üzerine düğümleyerek oyamızı bitiriyoruz. Oyamızın yapılışı bu şekilde. Oyamızın elimizden çıkmış hali bu şekilde oluyor hanımlar. Oyamızı 14 sırada tamamladık. Bir sıra kutu gittik. 13 sırada da modelimizi yaptık. 12 sırasını tığla, son 13. sırayı da iğne ile üzerine boncuk düğümleyerek yaptık hanımlar. Birkaç tane deneme yaptıktan sonra bu boncukları rahatlıkla düğümleyebilirsiniz. Ütülenmeden kendini çok göstermiyor. Zincirli bir model olduğu için hanımlar. Ama ütülendiği zaman çok zarifleşiyor. Bu şekilde ütüyü de çok kolay alıyor. Ben burada başladığım modelin ütüsünü ilk önce ters yönünden, daha sonra düz yönünden alttan üste doğru iterek yaptım. Oyamızın tersi düzü de yok hanımlar. İki tarafı da aynı. İğne oyasından hiçbir farkı olmadı. Böyle 70 numara danteli piyle yaptığım için biraz daha kibar oldu ama 50 numara iple de yapabilirsiniz. Biraz daha geniş ve gösterişli olur. İsterseniz hanımlar daha kibar yapmak isterseniz burada 13 yuvayla başladık ya, 13 yuva yerine 10 yuva veya 9 yuvayla da başlayabilirsiniz. 9 yuvayla başlayıp aynı şekilde devam edin. Burada 2 yuva kaldığında tamamlayıp boncuk düğümleyerek daha kibar da yapabilirsiniz. Oyamızın en önemli püf noktası şu zincir sayılarını elinize göre iyi ayarlamanız hanımlar. Benimkinden eksik yapmayın. Fazla yapabilirsiniz. Yani eliniz sıkıysa bir zincir fazla çekebilirsiniz. Şöyle oyamızı toplamasın. Trabzanları çıkarken de hanımlar çok uzatmadan çıkın. İkişer ikişer çıkıyoruz. Uzatmadan böyle iki iki çıkarsanız çok kibar ve zarif oluyor. Çeyizlere, namaz ve mevlüt başörtülerine çok yakışır hanımlar. Daha kibarını kenar çiçekli yazmaları da yapabilirsiniz. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.